hasretinden durdu durağan. Çok dayanmaz artık yüreğim. Yine mi küs olduk yoksa yine mi darıldık benim küstüğüm çiçeğim. Yine mi küs olduk yoksa yine mi darıldık benim küstüğüm çiçeğim. Bir küsüp bir barışıyoruz. Ayrı. Rakibimsin bundan sonra. Hadi bakalım. Ay anne ne yaptın? Gördün değil mi baba da olacak o adamı ha? O kadın nasıl da savunuyordu? Anne ne dedi ki adam şimdi yani? Gülten bana babanı müdafaa edip durma. Zaten sinirden yüreğim hop hop hopluyor. Ay tamam canım sen ödüyorsan vardır bir bildiğin elbet. Her şeyi onun sayesinde kurtarmışız. Tüh yere batsın onun parası da pulu da. Ay. Ay anne Allah aşkına ya içeri. Ne olur içeri Allah aşkına, gel. Bahar gel, çek. Bahar çek. Ay anne Allah aşkına otur bir şuraya otur. Ya. Bir sakin ol ya. Ne oldu burada böyle ya? Azuman Hanım'ın meziyetleri işte. Marifetleri. Hani dükkan açıp ben rakip olacaktı ya. Oldu. Ben gidip de ablamla bir konuşayım. Konuş konuş. Bir konuş be Civan abi. Baba iyi misin? İyiyim kızım ben iyiyim ben iyiyim. Ben bir şey yok da. Yahu Suzan Hanım iyi niyetle kadıncağız yardım etmeye kalktı. Bak aklıma geldikçe yani sinirlerim tepeme çıkıyor ya. Allah Allah. Ya ne bakıyorsunuz siz? He? Tiyatro bitti dağılın hadi dağılın. Yok bir şey hadi. Babacığım hadi gel. Allah gel sakin gel. Millete de tiyatro hadi, lazım. Film lazım. Eğlence lazım. Reşat gel buraya. Bırak o işi bırak. Gel dükkana. Yok. Bu sefer bitti Civan Efendi. Bu sefer gerçekten bitti. Ne cenazeme gelsin ne cenazesine gideceğim. Öyle kestirip atmak olmaz yengeciğim. Ya hakikaten kesip attım. Üstüne de tuz bastım. Peki dükkanın hali ne böyle? Neymiş? Her şey o kadına borçluymuşum. Yok. Bak buraya yazıyorum Civan Efendi. Bak iyi bak buraya yazıyorum. Benim adım Asuman Cevizli ise... Ben bu dükkanı yeniden lokantaya çevireceğim. Kendi emeğimle, kendi gücümle. Gör bakalım, tıkır tıkır da işleteceğim. Hadi gör bakalım. Olur mu ya? İnsan bunca yıllık kocasına rakip olur mu? Kocam mı? O benim eski kocam be. Peki, onu geçtik yengeci. Dükkanın dibinde dükkan açılır mı? Açılır doktor efendi. Bal gibi de açılır. Alem görsün bakalım. Kadın usta nasıl oluyormuş? Baba, sen annemi bilmiyor musun sanki? Onun siniri sabun köpüğü gibidir. Ama Lüle görüyorsun kızım. Anlamadan dinlemeden sinirleniyor. E tabi canım tabi. Baksana şu ortalığın haline. Her şeyi döktü kırdı gene. Reşat sen de her işin içine girme öyle bak sinirimi senden alırım ha. Usta yengem bu sefer çok kararlı. Ya aha her gelen bana çatıyor. Ya ben ne yapmışım? Ne etmişim ben ya? Abla. Abla. Aha Reşat yüzü burada. Anlat abine bak ben bir şey demeyeyim ha. Şimdi Civan abicim canım abicim. Olay şöyle gelişti. Sosyete pazarından Suzan Hanım... vedalaşmak maksadıyla babama samimi bir şekilde sarılırken... ...dükkandan... ...anam girmek suretiyle bunları uygunsuz bir vaziyette bastı. Ne diyorsun lan sen öyle bastı bastı ne biçim konuşuyorsun sen? Duyanda bir şey oldu sanacak. Ben gödümü söylüyorum baba. Yani hani sen benim kayınbabamsın diye adaleti yanıltamam ben. Bana bak Reşat apır sapır konuşup da kafamın tasını attırma.
Gir içeri. Reşat, gir içeri. Reşat, çık dışarı. Gire çıkan yalan oldum ben ya. Usta, ne kadar sinirlenirsen sinirlen, yengem bu lokanta işinde kararlı. Civanım, Halep oradaysa arşın burada. Öyle lokanta açmak, müessese işletmek çoluk çocuk oyuncağı değil. Açsın da göreyim. Vallahi bilmiyorum ustam, ben aranızda kalmaktan bir hal oldum. İkiniz de birbirinizden inatçısınız be. Sen bize uyarsan evini yolunu şaşırtırsın civanım. Sen şimdi onu bunu bırak da Semih ne oldu? Aklı yerine geldi mi? Semih'i unuttuk Civan abi. Bu yaştan sonra mahallenin süpermeni olmakta varmış usta. Nereye gidiyorsun ya Civan? Hadi abi. Duymuyor musun usta? Benim yardımıma birilerinin ihtiyacı var. Lütfiye, Gülü, kız sen nereye gidiyorsun? Ya bırak! Bırak kız! Bırak kız ya! Allah aşkına bırakın ya! Allah aşkına! Çare! Diyanı başlarına yıkayım ablam. Ne yapıyorsun sen buna? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya ablam, sen bu zeycanları tanımazsın, bilmezsin. Ben bilirim bunların anladığı dili. Bir sal beni ya! Sal bir beni! Sal kız Bahar, sal! Sal bırak kız seni! Ha? Bırak! Al, hadi git! Hadi meydan senin! Hadi git bakalım ne yapacaksın ha? O düğene giderim ama bu mahallede kan çıkar, dorum size. Bak bak, çıkar bakalım kanı, hadi göreyim. Gidorum. Git. Gittim. Hadi ne duruyorsun, git. Destur. Şahane, Dilber, bu Neytet, bu Celal. Aç kulağını da ey dinle Hidayet Efendi. Bundan böyle dünya ahiret hasmımsın. O abin olacak herife de söyle, ablamın etrafında böyle dolanmaya kalkarsa bu dünyanı da, bu mahalleyi de başınıza yıkarım ona göre. Ey yıka, ey yıka da iz kalmasın Şahane Hanım. Sen geç dalgını Hidayet, geç. Fitili ateşledin, haberin yok. Bu yangın hepiniz yutar. Allah'ım yarabbim ya kız Şahane, Allah aşkına. Ateş olsan cürümün kadar yer yakıcın, haberin yok ya kız. Görücük Hidayet Efendi, görücük. Görücük Şahane Hanım, görücük. Görücük, Allah sizin her tarafını yapmış pislik nare, şu pisliğe bak ya. Allah'ım pes ahlısı seni. Ne oldu Şahane ha? Yıktın, devirdin mi ortalığı ha? Gerekirse onu da yaparım. Belki bugün değil ama yarın ya da başka bir gün gerekirse yaparım. Bak şu kalın kafana yaz, tamam mı? Biz artık strateji değiştirdik. Yani? Ekonomik savaş veriyoruz burada ya. Kanatlardan oynayıp tam saha pres yapıyoruz. Şahane! Haydi bakalım hayırlısı. Yani ben tam olarak anlamadım. Ne Doruk şimdi? Hı? Bak şimdi o kalın kafanı getirsen ben size anlatacağım. Bak şimdi getir, getir kafanı. Bak. Semih, aşkım. Semih. Ya nereye kayboldu bu Semih ya? Kapı da açıktı. Civan abi kaçırdılar mı yoksa? Ya Allah aşkına yapma Lütfiye. Kim ne yapsın koca adamı? E nereye gitti o zaman? Kafası da yerinde değildi. Kesin kendini aramaya çıktı dışarı. Yavrum niye böyle yapıyorsunuz? Niye hepiniz birden delirdiniz? Hayatımda devamlı ekstra bir aksiyon var ya. Kusura bakma Civan abi. Bundan sonra seni rahatsız etmeyiz. Kendi başımızın çaresine kendimiz bakarız. Peki. Semih'i aramaya gidiyorum. Ya bunların hepsi delirmiş kardeşim. Kenan? Heh. O ne? Ne yapıyorsun sen Kenan? Hiç. Hiç yapacağım da git şu çöpü dök hadi. Anne ben bu projenin fikir babasıyım. Beni bu tür işlerle muhatap etme. Gerizekalı. Fikrinden babandan bana ne ha? Git şu çöpü dök hadi. Ya anne anlamıyor musun? Ben beyin takımıyım. Ayak takımı değil yani. Seni Allah kahretmesin. Ne oluyor ya? Kenan. Bu ne? Pide getirdim size. Ay pide mi? Ay canım. Göstereyim dur. Ay Şahane bu ne? Ödümü kapardın. Ya şey. Şu bizim şey hani sizin şey orada mı? Kim orada mı? Ya kim orada işte Şahane yani. Düğenle mi geldi? Ne yapacaksın sen Şahane'yi?
Allah Allah, ya ne bileyim, bir şey edeceğim falan yok yani. Eylesine sordum Kenan. O zaman ben de öylesine cevap vereyim. Göbek atıyor o. Terbiyesiz pislik nalet. Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Hiç ata abice tübe tübe tübe. Göstereceğim ben sana, göstereceğim. Göstereceğim. Gökhan, sen be doğruyu söyle bakayım. Bu pideleri kim gönderdi? Aa, Nimet'e vurma ya, Nimet'e vurma. Aşk olsun Şahane ya. Şahane, bak anamın yüzüne bak. Bak açlıktan nasıl gözlerini belertiyor. Gülten ablama bak, iğne ipliğe dönmüş. Yıllar önce eniştemin aşık olduğu Gülten'le şu Gülten bir mi? Doğru değil. Zaten senin de açlıktan kafan çalışmıyor. Aç olduğunun farkında değilsin. Yani ben, Gökhan Zeycan, hür irademle size bu pideleri almış olamaz mıyım yani? Anne? Gökhan böyle konuşma ya, yapma of. Aşk olsun ya. Yani, teessüf edelim. Ay canım, kimin gönderdiğinin ne önemi var anne, yani açız ve pidemiz var, yiyelim şunu Gülten ya. Gülten daha önce sana dur dedim. Bu dükkana babanın ne gönlünden ne kesesinden kopan bir dirhem bir şey girmeyecek, o kadar. Var ya, çok kırıldım ben ha. Hakikaten teessüf ederim yani. İyi. Ben gidiyorum. Gökhan. Annem. Ha. Tamam hadi götür götür götür. Vay be. Vay be. Kırdınız beni ha. Ne oldu? Niye oldu be? Yemediler. Yaman mı oldu ya? Ben sana demedim mi ya? Gökhan kendi kesesinden pide ısmarlayıcı. Oldu. Buna kim inanır ya? Ya niye öyle diyorsun? Hem ben ısmarlayamaz mıyım yani? Babam söylememiş olsaydı da ben götürürdüm. Aha, oldu tamam. Tamam o zaman. Ziyan olmasın. Biz iyi birer canım. İyiyim yedi ya. Abi canım. Aç aç abi aç. Abi canım. Siz devamlı yiyin. Ne bulursanız yiyin. Otur aslanım, otur. Afiyetle yiyin. Devamlı yiyin. Niye kızdık şimdi baba? Var mı bir haber kızım? Yok Civan abi, sende? Ne oldu, ne haberi? Usta, Semih kayıp, bulamıyorum. Civan abi, yoksa İzmir ailesinin yanına gitmiş olmasın? Ne yapalım kızım? Demek ki aklı başına geldi, anasını babasını tercih etti. Seni unuttu. Hiç sanmam. Ya İzmir'e gitmesi için aklının başına gelmesi lazım. Aklı başına gelseydi zaten senin yanında olurdu. Kafası çalışsa burada olurdu kızım. Bak şuna bak. Lele! Adıbata sıcağı. Kız ortalarda kırtacağına gelsene buraya. Geliyorum anne. Civan abi ne olursun bana da haber ver, olur mu bir haber alırsan? Tamam kızım. Ya Civan ben diyeyim ki şimdi bu... Usta bana sakın bir şey söyleme. Dükkana gidiyorum. Neredesin sen? Anne Semih. Varsa Semih yoksa Semih ya. Anne ben de onu diyorum ya işte, Semih yok. Allah Allah! Ya yoksa çıkar bir yerden, o bir yerlerdedir. Sen içeri git ablana yardım et. Üf anne ya, aman! Üf anne ya diyor. Canımızı dişimize takacağız. Bu dükkanı sıfırdan var edeceğiz biz. Duydun mu? Ha? Lütfiye! Lütfiye! Gel kız buraya. Lütfiye! Gülten çabuk gel. Efendim anne. Gel bir şey diyeceğim. Ha. Bahar ne yapıyorsun sen burada? Yok bir şey abla. Hadi sen işine git hadi. Gel. Gülten. Annem. Bak
Biz bu dükkan için çok masraf ettik. Ya neredeyse her şeyi yeniden inşa ettik Gülten. Evet, çok saçma oldu. Saçma maçma. Nakde ihtiyacımız var. Ya nereden bulsak? Dur bakayım. Bakayım. Ne? Vallahi nakit dediysem altın da olur. Ay anne, hayatta olmaz. Vallahi. Bak Reşat bile sermaye yapayım diye kaç defa istedi de vermedim. Vallahi duyarsa kıyameti koparır. E duyarsa? He? Kolay gelsin Suzan Hanım. Ay İsmail Beyciğim, siz mi geldiniz? Buyurun buyurun. Suzan Hanım, size bir özür, bir de teşekkür borcum var. Ha bir de 40.000 lira. O kadar tantanaya rağmen buraya gelmeniz büyük cesaret. Ah bir de siz onu bana sorsanız Suzan Hanım. Suzan Hanım, dükkanda bir şeyler gevelediniz. Ben buralardan gidiyorum diye. Evet. Sakın. Sakın buralardan bir yere gitmeyin. Yani niye kalayım ki? Eğer siz giderseniz, yani siz giderseniz geriye ne kalır ki? Siz buradan giderseniz kim bize cevizli kurabiye yapacak? Ya. Ustacığım sağ ol, eline sağlık. Al. Sağ ol abla. Abla ya, ha? Ben çıkayım artık, yarın sabah erken gelirim ha. Tamam Bahar'cığım, sen de çok yoruldun canım, hadi eline sağlık. Sağ ol abla, iyi akşamlar kızlar. Hadi. İyi akşamlar. Anne, ben de şimdi ikizler geliyor okuldan, onlara bir iki lokma bir şey hazırlayacağım, tamam mı? Hadi bay. Anne ben de bir Civan abiye bakayım Semih'ten haber var mı diye. Tamam mı? Hadi Lüle bak gel, otur oturduğun yerde. Abla ben yetişirim. Kâne! Geç yerine, bacaklarını kırarım. Geç. Niye hep ben ya? Otur. Bıktım ya. Bıktım. Yemin ediyorum bıktım ya. Tamam ben sizi yeniden arayacağım. Çok mersi. Bir haber var mı Civan abi? Yok kızım. Her tarafı aradım. Karakolları, polisi, hastaneyi. Hiçbir haber yok. Ama merak etme kızım, bulacağız nişanlını. Sağ ol Civan abi. Neyse ben hava kararmadan birazcık daha bakayım etrafa. Yavrum her tarafa baktık, biliyorsun sen de. Olsun, benim içim rahat etsin. Hadi görüşürüz. (Gülüyor)
Sen kimsin ya? Sana diyorum. Ne diyorsun ya? Yazıklar olsun sana Semih. Lütfiye. Lütfiye, lütfen ama ya. Ben... Ne oldu? Hatırlayıverdim birden bakıyorum. Ya niye hatırladım ya? Ya Lütfiye. Ya benim içimde depremler oluyor Lütfiye. Sanırım içimde yaşayan biri var benim. Oh Semih ya. Lütfiye, ya ama lütfen ya. Ya abla, sen ne kadar vicdansız bir insansın. Kaç saattir aç susuz çalıştırıyorsun beni ya. Heh, tabelayı da böyle taktık. Çok güzel oldu. Bu da bitti. Ben eve gidiyorum. Heh. Nereye gidiyorsun? Dur, beraber çıkarız. Ben eve gidiyorum abla. Artık sana kolay gelsin. Şahane! Bak! Baba ben eve gidiyorum. Gelecek mi? Oldu o zaman. İyi akşamlar sana. Hoşça kal. Amma oğlum, hayırdır? Nereye bakıyorsun? Sen ne öyle tilki gibi peşimde dolanıp duruyorsun Hidayet? Bak, ne diyeceğim sana? Ya sence bunlar bu işi kıvırabilir mi amma oğlum? İşin gücün dedikodu Hidayet. İşin gücün dedikodu. Yani başka hiçbir karın yok. Allah canımı alsın ya. Allah Allah. Dedikoduymuş. Asuman Hanım. He. Yardıma ihtiyacınız var mı? Senin hayrın da şehrin de benden uzak olsun İsmail Bey. İnadı bırak Asuman. Yol yakınken vazgeç bu sevdadan. Sevdalardan vazgeçmek sizin marifetinizdir İsmail. O ne biçim söz Asuman? Hangi sevdadan vazgeçmişim ya? Tamam. Uzak ol benden ya, uzak ol. Bundan sonra sadece ve sadece rakibimsin. Allah Allah. Rakip diyor ya. Ya ne rakibi Asuman? Ya sen benim olduğum sokakta iş yapabilir misin ha? Ne? Ben niye yapamayacakmışım İsmail Zeycan? Ha? Biz beraber başlamadık mı bu işe? Tüh. İsmail Zeycan, sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum yani. Ay! Size cevizli kurabiye yapmıştım. Size afiyet olsun o halde. İnşallah o cevizler boğazında kalır İsmail. Lütfiye, Lütfiye bir saniye. Bir saniye dinle beni. Şimdi bugünkü ben var ya, o ben değildim. Yani ben bendim de, ya ben değilim. Lütfiye şimdi, sen ben zannediyorsun ya, ben değilim. Yani ben, Lütfiye. Ya Lütfiye, lütfen ama ya. Günaydın. Ha, nasılsın Lütfiyeciğim, nasılsın? İyiyim Civan abi, Semih yok mu? Yok, evde. Ne yaptınız siz, düzelttiniz mi arayı? Sayılır. Akşam nasıldı? Vallahi onun görüntü bir gidiyor bir geliyor. Onun hatlarında bir kopukluk var zaten. Bana çok güzel mesajlar atmış. Ben de birazcık haksızlık ettiğimi düşündüm. Sonuçta hafızasını kaybetti. Tabii canım, hem de iki defa. Hem de benim yüzümden. Hadi bakalım. Hep böyle uyumlu ol kızım. Git şimdi uyandır onu. Uykucu ya. Hadi bakalım bir an önce uyandır. Tamam. Hadi. Thank you.
Şahane. Kız. Küs müyük? Ya dur bir dakika. Küs müyük? Sen artık benim muhatabım değilsin Hidayet. Değilsin. Ben seninle küsmem bile. Ya işte gerçekten ne desen haklısın Şahane yani. Vallahi billahi çok yanlış yaptım ben sana. Eşeklik ettim yani o kadar insanın içinde. Yok Hidayet, yok. Sen kendine yakışan hareketi yaptın. Beğeni olduğumu gösterdin. Ben buyum Hidayet. Daha fazlası değil. Köylüyüm, tamam mı? Ay Şahane, yeni sildik yerleri, basıp kirletme istersen. Kız Şahane, senin neyin var? Bilmem, neyim var? Sen söyle. Ha? Nasıl biriyim ben? İyi birisin. Yok, öyle değil. Nasıl görünüyorum? Yani dışarıdan. Yani. Ay, bilmiyorum Şahane, ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Gülten, söyle söyle kızmayacağım. Vallahi kızmayacağım. Şimdi, Şahane'cim biraz fazla gelenekselsin sen. Yani işte bu saçlar sana böyle pastoral bir hava katıyor. Nara? Pastoral. Ondan sonra böyle bir takım yerel motifler içeriyorsun. Ay Şahane, bunlar ne böyle ya? Tamam ya, uzatma Gülten. Gülten. Ben nasıl daha şey olucum? Vallahi Şahaneciğim, benim zamanımda böyle bir takım kitaplar vardı daha şey olabilmek için. Ama artık nasıl yapıyorlar bu işleri bilemiyorum yani. Kız Gülten. Ben daha ne olucum? Kadın. Kadın? Hı. Kitap dediydin değil mi? Hı hı. Tamam. Şahane! Bak annem açılış yapacak bugün, bir yere ayrılma ha. Tamam, geleceğim. Yarabbim ya. Oo Şahane. Hoş geldin kızım. Hayırlı işler Civan abi. Seni burada görmek ne güzel. Hayırdır, bir şey mi bakıyorsun? Ben aslında eski bir kitap arıyordum. O zaman tam yerine gelmişsin kızım. Nasıl bir kitap? Adı ne kitabın? Yazarı kim peki? Yayın emri biliyor musun? Anladım. Peki ne istediğini biliyor musun kızım? Onu anlat bana. Böyle nasıl şey olunacağını anlatan bir kitap arıyorum. Ne olunacağını? Yani böyle güzel kadın, bob stil kadın. Tamam canım, öyle desene ya. Şurada elime geçmişti geçen. Hah. İşte bu. Buyurun. Şimdi bunu okuyunca ben buradaki kadınlar gibi olur muyum ha? Yok, olmaz. Çünkü kitaplar sihirli şeyleri anlatır ama kendileri sihirli bir şey değildir. Senin kendindeki sihri ortaya çıkarman gerekir. Ya. Kendi içimdeki, öyle mi? Ha. Tamam, sağ olasın. Kolay gelsin. Hayırdır Hidayet? Ha? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok bir şey ya. Eyle dalmışım amma oğlu. Fazla dalma Hidayet. Boğulursun. Reşat nerede? Henüz teşrif etmedi kendisi. Amma oğlu bak. Ne diyeceğim ben şimdi sana? Ne diyeceğim? Ya acaba sen bu damada fazla mı yüz veriyorsun ha? Niye?
Ne bileyim yani, bir orada bir burada bence laf taşıyor falan olabilir yani. Sen de mi Hidayet? Reçet, ne oldu ki la? Ne? Kötü bir şey mi oldu? Ne dedim ki ben şimdi? Allah Allah, tüh, gitmiş mi? Kim gitmiş? Nasıl olmuş ya? Bırak ya, bırak. Hepsini duydum. 5 dakika ortadan kayboluyorsun, hemen kuyumu kazıyorsun. Neredesin sen? Anamla beraber fırına gittik de 150 tane lahmacun söyledik. Böğün açılışları var ya. Bak. Gelenden bir nabzını yoklayacakmış. Belki lahmacun işine girecek la. Lahmacun mu? İsmail bu lahmacun olayını duyunca çok sevinecek. Aa. Niye ki? Ay sen bilmiyorsun tabii. Bizim evde senelerdir lahmacun yasak. Ha, Allah yasak. Allah. Lahmacun yasağını da ilk defa duydum. Ay anne, hadi anlatsana şu hikayeyi. Anlatayım mı? Ha, hadi lahmacunu anlat. Anlatayım. Kız Lüle gel. Hadi gel kız Lüle. Efendim, o zamanlar ben bu Gülten kızına hamileyim. Çocuğa bir şey olmadı değil mi? Şey mi oldu? Şey diyeceğim. Ne var? Ay, bak kızmayacaksın ama. Yok Asuman. Maralım sen iste ne kızayım. Ahım benim. Şey bak ha. Ben aşeriyorum. Aşeriyorum? Ne istiyorsun Asuman? Lahmacun. Lahmacun. Bu saatte. Ha, bu saatte. O saatte lahmacunu nereden buldun ki ne? Kendim hazırladım, bizzat. Ben o zamanlar bir pideci dükkanında çalışıyorum. Kalfayım. Gece kalktım. Gittim, dükkanı açtım. Ocağı yaktım. Hamuru kardım. İçinin malzemesini güzelce kendi ellerimle hazırladım, fırına verdim. Ne güzel işte baba yapmış ya lahmacunu. Öyle değil işte. İsmail buldun mu? Ne bulması Asuman? Kendi ellerimle yaptım. Sıcak sıcak. Al ye. Ay benim canım ocacım. Benim canım ocacım. Ne oluyor Asuman? Beğenmedin mi? Sarımsaklı. He. Lahmacun dediğin soğanlı olur. Ben soğanlı lahmacun aşermiştim İsmail. O sahtesidir. Asuman, bunun hakikisi böyle sarımsaklı olur. Ben bilmem. Ben baba evinde soğanlı lahmacun gördüm. Ya başlatma şimdi baba evinden ha. Ya dur ağlama. Ağlama kınalı tekliğim benim. Babaya bak babaya. Yok. Ben şimdi bir koşu gider. Sana soğanlı lahmacun yaparım. Baba, hemen dur bir dakika dur ağlama. Ağlama güzelim tamam dur. Kınalı kekliğim hemen geliyorum soğanlı sarımsaklı. Demek senin için gidip soğanlı lahmacun yaptı ha. Vay be. Ne aşk. Yapamadı. Olmadı. O zamanlar ortalık karışık. İhtilal olmuş. Ürfi idare var. Akşamları sokağa çıkmak yasak. Askerler de sabaha karşı bunu okulukta görünce tutup götürmüşler. Gidiş o gidiş. Esi Bahar'cığım. Gülten 3 yaşındaydı geri döndüğünde. Ya amma oğlu, yani sen şimdi bu lahmacun konusunda ne desen haklıymışsın yani.
O kadarla kalsa iyi, dahası da var. Dahası ne baba? Asuman her çocukta inatla soğanlı lahmacunu aşerdi. İsmail de her seferinde inatla sarımsaklı lahmacunu önüme getirdi ya. Annem de inatla her seferinde yemedi. Asuman abla sen de niye bu kadar inat ettin ki? Bahar'cığım, gerçek lahmacun soğanla yapılır kızım. Yani. Ondan lahmacun yok bizim menülerde. Hidayet, yarından tezi yok. Bütün menülere lahmacun ilave ediyor. Artık sarımsaklı lahmacun çıkarıyor. Çıkarırım. Hadi oku anne. Değerli mahalle sakinleri ve kıymetli komşularım. Geleneksel damak tadımızla evrensel anlayışını birleştiren lokantamız bugün itibariyle hizmetinize girmiş bulunmaktadır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yazıklar olsun sağ Asuman. Yazıklar olsun. Asıl sen yazıklar olsun İsmail. Bu senin yaptığına ihanet derler Asuman, ihanet. Lafını bil de konuş efendim. Bak getirme beni oraya. Aa, gel Asuman. Buyur gel. Gel. Karışma lan sen. Sen karışma. Değerli misafirlerimiz, lokantamızda lahmacun servisimiz başlamıştır. Hı hı. Taktiklerinden sakının. Şuraya bak ya, şuraya bak ya. Ya bırak amma oğlum, muhatap olma, gel. Gel. Ayıp. Kendi kaşındı Gülten, iyi oldu. Ama anneciğim bak adamın tansiyonu var, kalbi var. Vallahi bir şey olsa maazallah böyle bitti yani her şey. Kim? Ona bir şey olmaz. Gülten kız, lahmacun kaldı mı? Yok, kalmadı enişte. Aa, hayatım, ben sana ayırdım bir tane. Gel. Şahane. Ha abla. Ne diyorsun sen orada? Evet. Öyle kitabım kordum. Ne kitabı bu? Bu ne? İçinizdeki dişiyi çıkartmak için bizi arayın. Neyin dişisi bu? Ha? 20'lik dişisi. Dişçi ilanı kitabın arasında kalmış abla. Şahane. Biz burada büyük bir atılım yapıyoruz. Sen neler yapıyorsun burada ha? Çabuk çık git müşteriyle uğraş. Çabuk. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Lahmacunlar isteyeniz var mı? Böyle lezzetli olsun. Afiyet olsun. Anam. Ya şahane. Yani şu an şahatlık ettim ya. Ölsem de kalmıyor ben vallahi da billahi de. Ne don sen Hidayet? Ha? Ne don? İnsanı ağız tadıyla bir kitap okutmadınız yahut. Ağızlara bak. Allah senin canın almasın kız. Okuyup da ben profesörüm orucum. O ne kız? Kitap mı yoksa? Evet Hidayet. Kitap. Hem de saman kağıdından. Kafana yemek ister misin? Yo. Ben böğün incik yedim de. Sana afiyet olsun şahanem. Tövbe. Göstereceğim ben senin gönlünü. Alo? Cavidan Hanım'la görüşebilir miyim? Ha. Yeni adresi var mı sizde? Ha, onu ben bir yazayım. Yazıyorum. Tamam. İyi günler.
yaptı ya. Pardon, tanışıyor muyuz? Tanışacağız Semih. Lütfiye. Bak, ben demiştim. Kolay gelsin Kuba. Sen hangi cesaretle elinde onla benim dükkanıma giriyorsun lan? Çık seni, çık! Ne Güle. Oldu baba? Güle! Teres baba. Oğlu Teres. Lan sizi bana sayıyla mı verdiler lan? Ya, ne oldu baba ya? Ben niye ettim şimdi seni? Daha ne edeceksin lan? Daha ne edeceksin? Bu ne? Lahmacun. Lan bu lahmacun mu? Ben bir lahmacun yapacağım. Cümle alem görecek lahmacun neymiş? Sen ne ediyorsun oğlum burada? Bulmaca çözüyorum baba, bir şey yapmıyorum. Aferin oğlum sana. Sen burada otur bulmaca çöz. Hiçbir şey yapma. Elinizi taşın altına sokmayın. Baba niye patladın sen şimdi bana ya? Sen ne işe yararsın evladım? Baba ben burada sana yardım ediyorum. Benim yardıma ihtiyacım yok evladım. Hadi git kendine bir iş bul, çalış. Şimdi mi? Şimdi evladım. Bundan böyle yan gelip yatmak yok. İyi. Ben gideyim o zaman, hemen kendime bir iş bulayım. Hadi git evladım. Git kendine bir iş bul. Tamam. Tövbe tövbe. Gencin kalbini kırmasaydın baba ya. Sen hiç konuşma Reşat. Hiç konuşma. İşiniz gücünüz bana zarar ziyan. Sen beni hidayetle karıştırdın herhalde. Ben niye ettim kendi sene? Daha ne edeceksin lan? Daha ne edeceksin? Hepiniz birbirinizden betersiniz. Anama gücü yetmiyor, bize bağırıyor. Ne konuşuyorsun lan sen orada mıy 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 mıy? Bana bak, alırım ayağımın altına, seni çiğnerim burada, anladın mı? Yeter kanı ya, yeter. Sen niye çiğniyorsun baba? Sakın mı sandın sen beni? Benim de kendimce bir gururum var, değil mi? Başlatma lan gururundan şimdi. Ulan sen de şu kadar gurur olsaydı, o kadının lahmacununu ağzına sürmezdin. Ben kendime laf söyletmem arkadaş. Söyletmem ya, yeter kanı. Allah Allah! Ayrıca lahmacunla da çok güzel idi. Senin şimdi lahmacunun seni de Teres oğlu Teres. Ah be kızım. Niye iki kere vuruyorsun çocuğun kafasına? Civan abi vurmazsam tanımıyor. Ama yalama yapacaksın. Sonra bir ayar tutturamayacağız yavrum. Şişt, sen karışma. İlk müdahaleyi ben yapacağım. Semih, iyi misin yavrum? Beni tanıdın mı? Kim bilebilir ki? Benlik çok derin bir uçurum. İnsan kıyılarda dolaşmaya başladığında paradoksal bir düşüş yaşayıp kendi içine dönebilir. En zor soruyla başladık, o olmaz. Dur, ben sana başka bir soru sorayım. Söyle bakalım. Mesela bu ne renk? Siyah olabilir mi? Olabilir. Ama belli olmaz. Nesnenin dış görüntüsüyle kendi içindeki karşılaştırmaya bağlı. Beyaz mı yani? Olabilir ama o da belli olmaz. Nesnenin dış görüntüsüyle iç görüntüsü arasındaki doğrusal yanılsama bir farklılaşma yaratabilir. Ya ben bunun bu halini hiç beğenmedim kızım. Eski hali daha iyiydi. Civan abi buyur al. Yok, ben daha bilimsel bir yolla halletmek istiyorum. Şu kuş mu Semih? Olabilir. Allah'ım affet yarabbim. Ya
Selamun aleyküm. Öndeki taksiyi takip etsen abi. Ne diyor bu ya? Ne oldu ya, ne bakıyorsunuz, Allah Allah. Belli ki zor durumdayız yani. Birbirimize bu gibi durumlarda yardımcı olmamız lazım. Kenetlememiz lazım yani. İnsanlık öldü mü? Uzatmayın işte. Belli ki bugün abimin aksiyonel bir işi var. İnsanlık öldü mü yani? Sen rahatına bak abicim. Sağ ol sen. Ben sana şunu da bırakayım. Lan vallahi de billahi de bir gün böyle bir şey olacağını biliyordum. Herkes sıkı tutunsun, macera şimdi başlıyor. Beni yalnızca geceleri tanıyor doktor bey. Gündüzleri yabancı gibi davranıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Nedir sorun doktor bey? Multiple identity disorder. Evet. Yani? Yani... Hasta kafasını almış olduğu ikinci darbeden sonra belki kafa olarak değil ama ruhen ikiye bölünmüş durumda. Yani sizin anlayacağınız bir vücut ama iki kişi. Yani bir Semih daha mı var Semih'ten içeri? Ya ne acayip hastalıkmış bu doktor bey. Ayrıca bütün bu acayip hastalıkların size denk gelmesi de oldukça ilginç yani. Şimdi böyle söylediğim için size acayip geliyor. Fakat multiple identity disorder dediğimde... Bakın, şu anda ne kadar mantıklı geldi değil mi? Evet. Ne yapacağız peki doktor bey? Ruhunu tekrar birleştirmenin bir yöntemi yok mu? Bana sorarsanız hanımefendi, psikoterapi kesin şart. Yalnız hastanın üzerine fazla gitmeyin. Kendisini herhangi bir baskı ve tehlike altında hissederse... Allah muhafaza tekrar bölünebilir. Aa, tabii. Nereye kadar sürecek bu bölünme? Öyle demeyin beyefendi, öyle demeyin. Yani sayısız kere bölünebilir. Ta ki yok oluncaya kadar. Ben de dedim ki... He? Efendi, efendi. Ben anamın lahmacunlarına laf söyletmen arkadaş ya. Aslan kucucuğum. Mua. Ama maşallah bir kuyruğu eksikmiş. Neyse, velhasıl önünü attım çıktım. Aa, şimdi ne yapacaksın? Her zaman istediğim şeyi yapacaksın. Kendi işimi kuracaksın. Ay Reşat, kendi işini nasıl kuracaksın? Hangi parayla? Gültenim, bizim altın rezervimiz yok mu? Böyle ne için biriktirmedik mi biz onları ya? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü Reşat, sen beye lazımsın burada. Ben sana mı lazımım? Hı hı. Sen beye lazımsın Reşat. Şu andan itibaren işe aldım. Ay Reşat bak, gördün mü, hemen iş buldun ya. Yo arkadaş, yok ya. Ben kendi işimi kuracağım. Oğlum, senin gibi bir ustaya burada ihtiyacımız var. Senin gibi bir yeteneğin harcanmasına gönlüm razı gelmez. Senin yerin burası oğlum. Gel sen anayı hede. Hadi Reşat. Madem beni bu kadar istiyorsunuz. Madem bu kadar ihtiyacınız var. Var ihtiyacımız, var var. Tabii koşullarda anlaşırsak olur. Allah. Nereye çekil Allah Allah. 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 Herkes seni bekliyor. Herkes seni bekliyor. Koş. Terbiyesiz asıl sensin. Konuşuyor. Ayıp ya, ayıp. Sarı kafa. Arkadaşım sağ ol. Allah razı olsun. Ayıp ettim birader. Ne zaman istersen. Sağ ol. Şahane. Kız.
Bacım yanlış anladın sen beni. Ben seni birisine benzettim. Vallahi billahi kusura bakma. Ya birisine benzettim. Hakikaten bak. Ökeş! Tamam. Ya, yetiş! Gider. Lan! Ökeş mi? Ökeş! Ökeş de kim? Ne ökeş? Lan! Ökeş! Lan, ne gelme lan? Abi gözü güseyim abi. Yanlış aradın sen beni abi. Lan! Bu benim şahane değil ki abi yani. Şahane ama senin şahane yani lan abi. Benim değil yani abi. Vallahi billahi abi. Alam! Yürü! Yürü! Yürü be! Ya herkesin şahanesi kendine arkadaş. Ama. Allah Allah. Hayır. Anam. Kimsin sen? Ben gazetedeki ilan için gelmiştim. İlan mı, ne ilanı? İçinizdeki dişiyi çıkartmak için bizi arayın. Oo, bu 20 sene önceydi kızım. Olsun, ne fark eder ki? Ben bıraktım artık o işleri. Şimdi sadece kendi gerçeğimi gizlemeye gücüm yetiyor. Cavidan Hanım, ben yardım etmeniz gerekli. Ya Allah aşkına, benim kesin değişmeye ihtiyacım var. Mecburum buna. Geç bakalım. Kim kim? Uğruna değişmek istediğin adam kim? Ne alakası var canım? Kimse için değil. Kendim için. Yani yaşadığım yere uyum sağlayayım diye. Yakışıklı mı bari? Öyle bir şey yok aramızda. İyi. O zaman bana mantıklı tek bir neden söyle. İntikam. Hemen yarın gel başlayalım. Tamam. Gülten, o senin hayırsız tembel kocan daha uyanmadı mı? Aa babacığım, Reşat çoktan kalktı da aşağı indi bile. Aşağı mı indi? Hangi aşağı? Aa senin haberin yok mu? Annem Reşat'ı işe aldı. Ne ara? Ne zaman oldu bu iş böyle? İşte dün Reşat sizden istifa edip bize geldi. Annem de onu işe aldı. Artık erem olduk kızım. Sizin ora, bizim ora. Ne çabuk sahiplendiniz ananızın dükkanını öyle. Ay babacığım lütfen yani. Kocam da ben de orada çalışıyoruz. Orası bizim ekmek teknemiz. Ya çalış kızım, çalış. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah ne muradınız varsa versin. Tüh, utanmaz rezil. Gözümün içine baka baka sırtarıyor ya. Amma oğlum hayırdır ya, kim sırtarır? O hain Reşat, karşıda işe girmiş. Ya ben seni ta en başından belli. Ne dedim? Kimse beni dinlemiyor ki. Senin gözüne ne oldu? Gözüm gözüme kapı çarptı. Kapı buzdolabının kapısı çarptı, alerjik oldu da benim. Göz çarpıntısı var ya bende amma oğlum, o yüzden yani.
Yok ya, yok. Ha, ben bir daha bunlarda kalamam. Kendime bir yer bulmam lazım. Ya senin düşündüğün şeye bak amma oğlu, Allah aşkına. İçeride bir yatakta seni atarık. Takılırık işte burada. Ne kadar zaman Hidayet? Olmaz öyle şey. Olmaz. Neyse, birkaç gün geçsin. Doğru dürüst bir yer bulacağım ben kendime. Merhaba. Buyursunlar, buyurun. Reşat yok mu? Taze bitti, kalmadı. Nasıl ya? Reşat Bey müessesemizde artık çalışmıyorlar. Karşıya transfer oldu, taşındı yani. Karşıya şube mi açtınız? Yani işte karşı düğüne taşındı yani. Hidayet! Hadi. Buyurun, ben yardımcı olurum size. Yok. Biz müsaadenizi isteyelim. Olur mu hiç? Allah Allah. Ya buyurun işte, buyurun. Başka sefere. Hadi Reşat'a bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bulduk. Sefa getirdiniz. Hoş buyurun, bulduk. İçeri geçin, buyurun. Vallahi da billahi da karşıya gittiler ya amma oğlu. Tüh. Tamam. Tamam kardeşim, tamam. El birliğiyle mahvı perişan edin beni. Yerlerde süründürün. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmasın. Aferin size, aferin. Yani amma oğlu, bak, hiç kadir kıymet bilmiyorsun. Ya herkesler seni terk etti, gitti. Bir ben kaldım ya. Hayırlı işler. Hah, bir de Suzan Hanım kaldı işte. Amma oğlu şimdi herkes kendini bırakıp gidince gurur yaptı, onur yaptı da kahır yaptı. Ay aşk olsun İsmail Beyciğim, ben ne güne duruyorum. Sağ olun Suzan Hanım, sağ olun. Ben de onu dedim işte kendine. Batan gebeyi ilk fareler terk edermiş. O ne biçim söz Suzan Hanım? Batan geden bir şey yok, lütfen rica ederim. Ay İsmail Beyciğim, ben sizin hep arkanızdayım. Yani başınız sıkışırsa kapım her zaman size açıktır. Sağ olun, sağ olun Suzan Hanım. Ne sen geldin oraya biçmiş kelle gibi? Kalk lahmacunun içine hazırla. Şey yapayım o zaman ben? Müsaadenizi isteyeyim. Ben kasaba kadar gidiyorum. Lahmacun için kıyma alacağım. Hadi gel. Kıyma. Hadi gel. Gel, acele gel, sallanma. Ay İsmail Beyciğim, artık lahmacun mu yapıyorsunuz? Evet. Bayılırım lahmacuna. Ama lahmacun sarımsaklı olmalı. Siz nasıl yapıyorsunuz? Sarımsaklı. Mükemmel. Ya, ne yaparsın ya? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çalışıyoruz işte. Senin gözüne ne oldu? Gözüm şey oldu ya. Alerjit oldu ya. Alerjit var bende. Çapak birikmiş. Öyle şey oldu yani. Şahane kişi nerede? Ortalıklarda görünmür. Ya ne bileyim ben. Sabahtan beri yok. Bütün iş benim başıma kaldı. Allah Allah. Ya nereye gittiğini de söylemedi mi sen ya? Yok. Hem sen niye soruyorsun ki Şahane'yi, ne yapacaksın? Ya ne diye sorucum Lütfiye, Allah Allah. Öyle sen sordum işte yani. Benim ne işim olabilir ki Şahane'yle? Hadi hadi, sen işine bak hadi. İşine baksan yürü. Ya baksana müşteriye kız, Allah Allah.
Aa, hazır değil misin hala? Çok merak ediyorum. Ya abla, bu topukluları giymek zorunda mıyım? Ben bunların üzerinde dengede duramıyorum ki. Gerçek bir kadın olmak istiyorsan senin en çetin sınavın bunlar canım. Of! Ne kadar zormuş gerçek kadın olmak. Bir de parfümü bileklerine ve saçlarına sık. Sen yürüdükçe buram buram dalgalansın. Abla, ha. Şimdi ben onlar gibi oldum mu? Hani öyle sosyetik kadınlar gibi. Olmadın tabii. Zaten olmadı. Biz senin sadece öyle görünmeni istiyoruz. Nasılım? Şahane. Efendim abla? Ay tabii isim. Sana bir isim bulmak lazım. Vay be. Aslında biliyor musun, senin kafada olmak lazım Semih. Niye abi? Yavrucuğum, her sabah yeni bir adam olarak uyanıyorsun, ne güzel. Kendin hakkında ne kadar az şey bilirsen o kadar özgür olursun abi. Yürü be Semih be. Desene bugün feylesof günümüzdeyiz. Bildikçe tutsak, unuttukça özgür olursun abi. Buyurun. Sağ olasın. Bahar, çabuk o elindekileri bırak, o masaya bak. Tamam Reşit abi. Hadi bakayım. Bak bak bak. Evet, ne iyisiniz, ne içersiniz? Seninkini havalarına bak. Sanırsın mal sahibi. Çorbalardan ne var? Ay aman anne karışma. Zaten altınları unutturana kadar neler çektim sorma yani. Gülten, işler böyle giderse yakında onları yerine takar. Sen üzülme. Aa, anne aşk olsun. O yüzden mi diyorum canım? Yani evde duracağını bir işe yaradı işte. Tamam. Bir çorba lahmacun ayran. Evet. Tamam, hemen geliyorum. Sağ olasın. Reşat. Efendim ana. Hadi mutfağa. Çöpler var dökülecek, hadi. Anne ben ustabaşıyım. Ustalığa çöp döken mi? Reşat, yani bizde usta da olsan çöp de dökersin, bulaşık da yıkarsın, her bir şeyi yaparsın. Adet böyledir, tamam mı? Hadi şimdi çöp dökmeye mutfağa, hadi anneciğim. Koş, 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 koş. Ya amma oğlu, bak karşı diyen dolup dolup taşıyor ya vallahi billahi. İyi oldu Reşat'a da gönderdiğin. Bunu da gönderdik. Ama bak paşa paşa oturuyor burada. O hain hain. Sen şimdi bırak karşıyla uğraşmayı da geç işinin başına hadi. Allah Allah, ya ne işinden bahsediyorsun sen amma oğlu? Yani düven sinek avluluk şurada. Yani söyleme sahip ama lahmacunları da boş yere yaptırdık. Kaldı elimizde. Ya öyle deme. Bak Suzan abla 20 tane aldı ya. Bana bakın, bırakın dalga geçmeyi de şu işlerin açılması için bir formül düşünün. Ya çek şu ayaklarını. Büyüklerin konuşuyor burada. Hadi çek ayağını. Allah Allah. Amma oğlu, kampanya mı yapsak? Ne kampanyası? Ya ne bileyim işte, hani böyle yedin mesela lahmacunu sonra da. Ha tabii ya. Kredi kartınıza 12 ay taksit mesela. Çok olur. Ya da bayat yemeklerinizi getirin, taze yemeklerinizi götürün. Öyle mi? Yok. Ya bırakın bu çocukça işleri de kafayı çalıştırın. Onlar yemek işine girdiyse siz de tatlı işine girin. Fiyatları aşağı çekip piyasayı kızıştırın. Bak 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 bak. Oğlanın ağzından bal damlıyor. Aferin lan sana. Açlığıma %20 zam isterim ama. Bak oğlum şu iş mi tutsun var ya. Verdim gitti. Hakikaten ya. Kaldık işte abi buralarda. Çıktığı falan yok yani. Hora, evet. Gelsene. Bir dakika tamam. Buyur Cavden abla. Sen araba kullanmayı biliyor musun? Biliyorum abla. Güzel, gel o zaman. Abla yalnız dükkanda kimse yok. Aa, başlatma dükkanına. Yürü. Hadi. Lokantası iftiharla sunar. Değerli mahalle sakinleri, çok 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 bir lahmacun alana bir lira, bir lefe sadece 1 lira. Bunlar kampanya. Bu ne? Gel vatandaş gel. Evet yanlış duymadınız, sadece 1 lira. Gelin ya. Bir
lahmacun alana bir tane künefe sadece 1 lira. Evet vatandaş. Abicim hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. İsmail Beyciğim, işe ihtiyacınız var mı? Sağ olun Suzan Hanım. Ama istiyorsanız bir omuz da siz verebilirsiniz. Mamulerimizde hiçbir şekilde bir nefesat yoktur. Olur mu ile şey demeyin. Lahmacuncunuzla son nokta. Oldu. Bunlar kesin Suzan karısının fikridir. İsmail'in böyle şeyleri aklı ermez. Anne, ha. Şimdi şahane olsaydı salıverirdik üstlerine, olur biterdi. Ha evet şah. Hakikaten nerede şahane? Bahar, vallahi hiç bana bakmayın, bu sefer ben de bilmiyorum. Gerçekten, hayret. Haydi bakalım. Baba, baba lahmacun bitmiş ya. Yok ya, Hidayet, lahmacun bitmiş oğlum. Ay durun durun, benim aldıklarım var. Sadece bir tanesini yiyebildim. Getireyim isterseniz. He? Zahmet olmazsa. Anne, vallahi bunlar organize bir iş çeviriyorlar ha. Yonisak üzerine tükenen lahmacunlarımıza bir kez daha katkıda bulunmak amacıyla sosyete pazarından güçlü insan Suzan Hanım'dan lahmacun takviye ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim, hakiki harbi kilis işi sarımsaklı lahmacun. Lahmacun dediğin böyle olur zaten. Sarımsaklı. Ya ben Bekleyin. Daha ne diyeyim size, ben daha ne diyeyim? Anne güzel, ne diyeyim anne, ne olur? Allah Allah, kimleri görürüm, kimleri görürüm. Ağzım aralı peşif ediyorlar. Buyur yengeciğim. İsmail. Ooo, Hidayet. Hanımefendi gerçek kilis künefesinin tadına bakmaya gelmiş herhalde. Sen künefede ne anlarsın? Hı? Ya, siz de lahmacundan anlamıyorsunuz ama karşımıza geçip lokanta açmışsınız hanımefendi. İsmail, çık dışarı. Niye Asuman? Dışarı çık, konuşacağız. Hay hay Asuman. Buyur, sen önden buyur Asuman. Gel buraya, çabuk gel. Tabii Asuman. Gel. Gel, gel. Nedir? Gel buraya. O kadının burada ne işi var? Reşat'ın ne işi var karşıda? Reşat'ı ben işe aldım. Ben de Suzan Hanım'la ortak oldum. Aa, gerçekten mi? Ne? Hayır. Olmaz öyle şey. Olur. Bal gibim de olur. Bu mahalleyi ikinize de dar ederim. Elinden geleni ardına koma Asuman Hanım. Aa, bu ne? Kimsin ya? Hasretinden durdu duracak. Çok dayanmaz artık yüreğim. Yine mi küs olduk yoksa yine mi darıldık benim küstüm? Yine mi küs olduk yoksa yine mi darıldık benim küstüğüm çiçeğim? Bir küsüp bir barış yok.